Bunu bir periyot haline getirelim, bir alışkanlık haline getirelim. Ve Kütahya'mızın, memleketimizin sorunlarını birebir ilk elden, çünkü şunu söyleyelim ki sizler aynı zamanda basın mensubu bir sorumluluk sahibi durumundasınız. Çünkü millete, vatandaşa hakkı olan haberi iletmekle yükümlüsünüz. Yani bu mesleği seçtiğiniz için. İşte ben avukatlığı seçtim. Avukat olarak da benim yükümlü hakkın hakim olmasını, hakkın tesis edilmesini sağlamak. Sizlerin yükümlülüğü de vatandaşın haber alma hakkına sahip olmayı temin etmek. Bu nedenle inşallah bunu hep birlikte gerçekleştiririz. Bunun da sorumlusu Sedat abi olsun. Ve Sayın Başkanımız olsun. Bunu her ay bir araya gelerek yerine getirmeye. Çünkü ben şimdi şöyle, ben uzun yıllardır siyasetin içinde yer aldığım için dün Gediz'deydim. Gediz ilçe başkanına sordum, ya en son milletvekili ne zaman geldi buraya dedim. Yani en son kongrede geldi dediler. Ben de üzüldüm doğrusu. Yani şimdi burada son dönemde özellikle bu tabii Türkiye'nin her yerinde buna benzer bir şikayet söz konusu ama yani bir milletvekilinin sorumlu olduğu alandan 15 gün, bir hafta, 10 gün, 20 gün uzak kalmış olması aslında çok büyük bir kopuk. İnşallah bunu biz sizlerle birlikte daha geniş bir atmosferde bir araya getirir, gerçekleştiririz. Ben de aslında şunu ifade edeyim. Uzun yıllar Kanal 7 Medya Grubu'nun hukuk müşavirliğini yürüttüm. Yaklaşık olarak 2 yıl oldu bırakalı. Ancak hala Kanal 7'nin pek çok davasını, önemli davasını, özel davalarını ben yürütüyorum. Yani bu yönümle aslında uzun zamandır bir basın temsilcisi sayılabilirim. Yani eğer Kanal 7'de ben Haber 7, Kanal 7 grubunda sigortalı olsaydım ben de sarı basın kartı alabilirdim yani bu gidişle. Bugün ben arz etmeye çalıştım. Kısmen kendimi tanıtmaya gayret ettim. Çok böyle detaylandırmak istemiyorum. Yani zaten sizlere arz etmiş olduğumuz flash disklerde benim özgeçmişim mevcut. O flash diskleri sonradan silebilirsiniz yani. İçindeki bilgileri silerseniz benim gönlüm kalmaz, merak etmeyin. Sadece biz şu amaçla bunu yaptık. Yani size kolaylık olsun. Ben uzun yıllar seçim koordinasyon merkezi başkanlığı, ilçe başkanlığı yaptığım için biliyorum. Yani basına siz bir şey yaptırmak istiyorsanız, bir haber yaptırmak istiyorsanız ona en kolay yazıp çizebileceği gazetesine, işte televizyonuna verebileceği şekilde vermelisiniz. Yoksa netice alamazsınız. Ya da zorlamış olursunuz. Ben aynı zamanda işte yanımda çalıştırdığım stajyer ya da avukat, genç avukat arkadaşlara da onu söylüyorum. Sakın hakimi yoracak dilekçeler yazmayın. Yoruldursa okumaz. O yüzden böyle daha böyle basit, anlaşılabilir bir şekilde yazıp neticeye gitmeye bakmak lazım. Şimdi ben bugün birkaç bahsettiğim birkaç konuyu biraz daha açmak istiyorum.